Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun böyle yayına mı başlanır diyeceksiniz maymunluk yaparak. yani arkadaşlar bu koronavirüsünden dolayı ben bir aydır çalışmıyorum. Ne yapacaksın evde kendini keşfediyorsun. Kendini böyle mi keşfediyorsun diyeceksiniz. Hani insan sosyal kişisel gelişimine katkı verecek kitaplar okur, gazeteler okur falan. İşte kendimi böyle maymunluk yaparak keşfediyorum demiş. bu üzerimde bir barfix platformu var. Eee... Dekathlon'dan almıştım. Ee, evet arkadaşlar hiçbir faydam yok ekonomiye bir, bir aydır. Firmam işte uzaktan eğitim programı verdi bize. İlaç firmasında çalışıyorum ya. Bizim hastanelere girip çıkmamız yasaklandı koronavirüsünden beri. Çünkü ne kadar çok hastane gezersek hastalığı yayma ihtimalimiz o kadar e, yüksek. Hastalığın yayılma ihtimali o kadar yükseliyor. O yüzden de yasaklandı bizim hastane doktor ziyaretlerimiz. Ne yapacağız? Yani benim şimdi kendime bir faydam yok. Yok değil mi? Ekonomiye bir faydam yok. E, bir şey üretmiyorum. E, gelir üretmiyorum. Ek bir fayda sunmuyorum memlekete. Zarar. Zafi zarar. Yani şurada maymunluk yapıyoruz. Affedersiniz. Yani maymunun bile bir şeyde e, bu besin zincirinde mi deniliyor? Do doğada bir faydası vardır yani. Vardır bir faydası vardır ama şu anda biz sadece tüketim toplumu olduk çıktık. Bunun kime ne yararı var? Bakın şimdi uzaktan eğitim programı dedi hadi firma böyle bizi bir ay falan idare etti. Ne uzaktan eğitim? Bir ay uzaktan eğitim yani. Tamam toplantılar yapıldı online, online eğitimler verildi. Tamam kardeşim bizim çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışalım üretelim. İşte ne bileyim re ekonomide can olsun, rekabet olsun, bu sayede bir zincirler dönsün ekonomide, ee, ne bileyim üreten elemanda para kazansın, ürünler üretilsin değil mi? ama ekonomi durdu, her şey durdu. Diyeceksiniz ilaç sanayine yarıyor bu iş. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi benim babamın mesela e, tedavisinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Adam 70 yaşında adam. Götüremiyoruz hastaneye. Korkuyoruz. E, e, Böyle bu durum söz konusu arkadaşlar. Yani her sektör e, koronadan ağır et, da, e, etkilendi, darbe aldı. E, şimdi düşünün yani. Mesela diş dolgumuz için bile şimdi biz diş hastanesine gitmeye çekinir haldeyiz. Öyle değil mi? Peki arkadaşlar e, şunu söyleyeyim. E, benim bu videoyu yapma amacım şu. Sosyal mesafe. Ben markete alışverişe gidiyorum. Millet yani yan tarafta parklarda serilmişler. Oturuyorlar. Sosyalleşiyorlar. Ya sizin için hava hoş. E bilmiyorum siz daha önce çalışıyor muydunuz, çalışmıyor muydunuz? Yani bugünü mü bekliyorsunuz sosyalleşmek için? Ama siz bunu yaptığınız sürece e, biz yeniden çalışamayacağız. Bu süreç uzayacak. İşte virüsten korunma süreci uzayacak. Herkese virüs bulaştırıyorsunuz. Bu süreç uzayınca bana zarar yok mu? Çok büyük zarar var yani. Ben üretemezsem, bir faydam olmazsa, evime ekmek getiremezsem ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Firma bizi nereye kadar idare eder? Ya da hadi firma idare etmedi diyelim. Bizim e, iznimiz bitecek bir yerden sonra. Hani yıllık izin. Yıllık izin bitince hadi o da bitti. E tamam ama ekonomi dönmüyor. Hadi devlet diyelim ki SGK'dan, işsizlik fonundan diyelim maaş aldık bir yere kadar. Ne? Böyle şey olur mu? Ya biraz ülkeyi düşünsenize. Genç, gençleri ya da çalışan, üreten insanları düşünseniz ya, ya da bu üretimin yani diyelim ben üretiyorum ama işte benim elime bakan yani affedersiniz insanlar var yani geçim, geçim, geçimini sağlıyorum ailemin değil mi? Bu çarkın dönmesi lazım. Dönmezse ne olur? Diyelim ki ben işsiz kaldım. Ee, yani ama işsizlik fonu falan da bitti bir yerden sonra buhran olur olmaz mı aç kalan insan ne yapar yani sürekli düşünseniz de bizim bu işte sosyal mesafeyi koruma günlerimizin devam ettiğini sürekli işsizlik halinin devam ettiğini düşünseniz de buhran olmaz mı aç kalan insan ne yapar yani o zaman ne ülke kalır elde, ne insanlık kalır. İnsan insanlıktan çıkar. O zaman bizim ülkemizin geleceğini düşünüyorsanız, bu sosyal mesafeyi koruyun. Gidiyorsunuz parklarda oturuyorsunuz falan. Benim, ben gerçekten rahatsız oluyorum. Ama söylesem kalkıp orada beni döversin, döversiniz. E, polis geliyor size söylüyor. Görüyorum e, polisin de emniyet güçlerinin de şimdi işi gücü bıraktılar. Hırsız ko kovalayacaklarına geliyorlar burada. Size parklarda durmayın. E, tam işte, tamam size böyle uzun uzun anlatmaları mı gerekiyor? 3000 lira ceza kesiyorlar belki çoğunuz için sorun yok yani 3000 3 lira 400 lira cezada ama ben görüyorum ceza da kesmiyorlar hani helal bizim polisimize falan diye yorumlar yapıyorlar işte vicdanlı polisimiz tamam vicdanlı ceza kesmiyor uyarıyor bir daha gelirsen burada görürsen keseceğim ceza diyor kalkıyorsun yürüyorsun ama e, hay, hay, hepinizle nasıl başa çıksınlar? Bilmiyorum yani bu videonun bir anlamı olacak mı? Belki hani bu parklarda oturan birkaç kişiye engel olacak mı benim videom ama buradan en azından kendi düşüncemi dile getirmek istedim. Bir video gördüm çünkü bugün YouTube'da. İşte adamlar pişkin yani hani parkta oturmuşlar. Ee, bir de diyor ki polise, bakayım şu videoya bir daha. Polise de şey diyor adam. Ya, bu ben da böyle ben... <laughs> reklam açıldı. Ben efendim, gibi benim... İşte Şimdi videonun konusunu göreyim istedim. O videonun adında yazıyordu yani adamın cevabı. E, yasağı hiçe sayan vatandaştan ilginç cevap videoda. Yaptığınız çok anlamsız karakola gitmeye gerek yok diyor. Bir de bir ara böyle şey diyor galiba. İşte ben diyor birisini tanıdığım falan filan demeye çalışıyor galiba. Ama 3.000'er lira, 3.150'şer lira ceza yemişler şişlere Arkadaşlarıyla beraber. Nasıl çok anlamsız arkadaşlar ya? Ben bilmiyorum yani nasıl anlamsız olabilir? Cinnet geçireceğim. <laughs> ben böyle kaldım. Nasıl anlamsız? Ya şimdi ben oraya bir yorum yazdım. Dedim ki ya bir aydır şirketim izin verdi. Bu insanlar yüzünden süreç uzuyor da uzuyor. Ne şirket bütçeleri dayanır bize maaş vermeye, ne bizim izinler yeter, ne devlet bütçesi. Lütfen ceza kesin gereksiz yere dışarı çıkanlara da dedim. Bayağı beğeni almış yorumum. Daha sonra yorumlar atmış başka arkadaşlar benim yorumumun altına. Bir Mustafa arkadaşımız demiş ki ben de esnafım bir aydır. Ben de esnafım bir aydır iş yerim. Aha, böyle kendini bilmez cahiller yüzünden kapalı, böyleleri yüzünden bu hastalığı atlatamayıp belki de aylarca iş yerimiz kapalı olacak. Allah yardımcımız olsun inşallah demiş çocuk. Bir başkası I'm tired gibi bir I tired, tried, I tried adında bir kullanıcı demiş ki yolsuzluk, sahtekarlık yapmayan hiç kimse bu sürece dayanamaz eğer böyle giderse diyor. Evet yani ne olacak en sonunda insanlar aç kalırsa. Buhranı çevirmeyin arkadaşlar. Lütfen yardımcı olun. Ee, bu ekonomik kriz. Ekonomik kriz olabilir bu. Öyle bence ekonomik kriz. Daha da büyümeden bu virüsten kurtulalım. Şimdi sosyal mesafeyi neden koruyoruz? Mesela bir yerde baktım. Şöyle diyor. Enfekte bir kişi tedbir alınmazsa 30. günün sonunda 406 kişiyi enfekte ediyormuş. Tedbir alınmazsa. Bir ayın sonunda bir kişi 406 kişiyi enfekte etmiş oluyor. 10 kişi düşünün 4000 kişi. 100 kişi 40 bin kişiyi hasta ediyor. 100 hasta 40 bin kişiyi tedbir alınmazsa hasta ediyor. Temas %50 azaldığında 30. günün sonunda o bir kişinin enfekte ettiği kişi sayısı 15'e düşüyor. %50 teması azalttığı zaman. %75 azaltılırsa teması o bir kişi yani normalde böyle Sosyal olmayacak yani teması yüzde azalacak. Ne demek? Bir günde dört kişi göreceğini, bir günde bir kişi görecek. Otuzuncu ee, günün sonunda e, enfekte olan kişi sayısı iki buçuk kişi. Bir kişi bir ay sonra bakın bu kadar sosyal mesafeyi azaltmasına rağmen otuzuncu günün sonunda iki buçuk kişi yine hasta oluyor. Sosyal mesafenin önemi bu. Bir de şu var arkadaşlar. Mesela e, diyelim ki e, herkes e, hiçbir tedbir almadan işte bu sosyal mesafeyi korumuyor ve işte hani marketlerde biz böyle. ...dip dibeyiz, işte ne bileyim... ...maçlara gidiliyor filan. Ee, ne oluyor arkadaşlar? Hastane kapasitesi yetmiyor. Hastanelerin yatak kapasitesi yetmiyor. İşte İtalya'da, İspanya'da... ...yaşanan durum buydu. Yatak bulunamadı, solunum cihazı bulunamadı. Çünkü herkes birden hasta oldu. Herkes birden hastaneye gitmesi gerekti. E, sağlık çalışanları da hasta oldular bu durumda. Kendini koruyamadılar. Ama düşünsenize, 3 kişinin 5 kişinin hasta olduğunu... O kişiler e, hastanelere gidecek, izole edilecek ve sonunda o kişiler kurtulacak çünkü gereken tedaviyi alabilecekler hekimlerden veya hastanelerden e, ve sonunda hastalıktan da hep beraber en kısa zamanda kurtulacağız. E, bilmiyorum videomu faydalı bulduysanız ya da e, bilmiyorum e, beğeni tıklayabilirsiniz, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. E, abone olabilirsiniz. Yorum bırakın arkadaşlar. Konuya ilişkin yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım o benim e, videomda başka yorumlarda neler varmış. Bir arkadaş da demiş ki zor kardeşim vallahi halimiz. Kuaförüm ben de yaklaşık bir aydır kapalıyız. E, bir destek, bir yardım yok. Hiçbir şey yok. Tek temennimiz bir an önce ülkemizin düzelip ekmeğimizi kazanmak. E, Allah yard hepimizin yardımcısı olsun kardeşim demiş. Bunlar hasta çıkarsa tedavi bile etmemek lazım demiş birisi. Hani o sosyal mesafeyi korumayanlar için. Yok artık o kadar da değil ama yani onlar belki kendi sağlığını düşünmüyorlar ama dediğim gibi toplum sağlığını da geçtim. Yani to hadi toplum sağlığını da geçtim. Ülkeyi, geleceğimizi düşünsünler. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere böyle sinirimi ben böyle Warfix demirinden alayım şöyle biraz daha. Şimdi neden böyle Warfix çekiyorum? Ya yani Bir de onu da değineyim istedim size. Sürekli şey izliyorum. İnternetten işte böyle süper kahraman filmleri, dizileri izliyorum. İşte Jessica Jones, Punisher falan. Tamam o adamlar dünyayı kurtarıyor. Ben burada işte kendimi kurtaramıyorum daha. Yani kendi ekonomimi kurtaracağım. Ülke ekonomisi kurtulacak. Herkes hep beraber hastalığı atlatacak. Yani kahraman olabiliriz hepimiz. Sadece evde oturarak, sadece market alışveriş için evden çıkarak. Ya da banka. Hani zorunlu ihtiyaçlarımız için. Bu süreci kısaltalım arkadaşlar. Sevgiler.